Gözyaşı kanal tıkanıklığı normalde gözyaşımız gözümüzün burun kenarından başlayıp burun içine kadar uzanan bir kanalın herhangi bir yerinde tıkanmasıdır. Gözyaşı kanallarının genelde alt ucu tıkanır, buruna açık olan yeri. Bu bölüm tıkandığı zaman tedavisi cerrahidir. Bu cerrahide iki türlü cerrahimiz var. Birincisi lazer cerrahisi, ikincisi açık cerrahi. Lazer cerrahisinde göz kapağının hemen kenarında oluşan o küçük göz yaşı yolunun başlangıcından bu lazer probları sokulur. Yaklaşık 1 milimetre çapında, kalınlığında olan bu prob göz yaşı yoluna girer ve burnu olan en yakın bölgesinde lazer şutlarıyla açılarak bu pasajın tekrar oluşturulması sağlanır ve gözyaşı akması durur. Tabii bunun için öncelikle gözyaşı kanalına bir tüp yerleştirilmesi gerekir. Bu tüp yerleştirildikten yaklaşık 3 ay sonra, ki 3 ay bu tüp kalır, 3 ay sonra bu tüp çıkarıldığında artık gözyaşı yolu da tıkanıklık ortadan kalkmıştır. Açık metotta ise, açık metotta burun kökünden gözün iç kısmıyla burun arasındaki bölümden yaklaşık 1 santimlik bir kesi yapılır ve bu kesiden gözyaşı kesesi ile burun mukozası arasında bir kanal açılır ve bu kanal dikişlerle kapatılarak orada güzel bir kanal oluşturulur. Bu da yaklaşık 5 milimetre çapında bir kanalcıktır. Bu kanaldan yine alt taraf tıkalı olduğu için bu kanaldan gözyaşları burun boşluğuna akar ve gözyaşının akması engellenmiş olur. Tabii burun kökündeki bu açık alanda da iz yaklaşık 3-4 ay civarında kaybolur. Oradaki sikatris dediğimiz işte yara izi kaybolur ve 6 ayın sonunda hasta bile burada bir şey olduğunu tanıyamaz hale gelebilir. Ama lazerli metotta hiç böyle bir şey yoktur. Birinci günden itibaren ameliyat olduğu bile belli değildir.